Kürtaj yapıyoruz burada, kürtaj. Neyse. Şimdi biri bana şunu bir açıklasın ya. Flört ne demek mesela? Yani flört etmek. Bilmiyorum, biliyor musun? Hiç etmedim. Flört etmedin. Mustafa sen? Ben hep evde kaldım ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya yalan dolan. Benim hiç flörtüm olmadı. Ya yalan dolan. Bunlar bir kere yalan. 33 yaşında ama. Evet, Mustafa'yı bu arada 33 yaşında tüm güzel bayanlar eklesin. Şuraya bir yere Mustafa'nın da. Instagram adresim Mustafa Kılıç Online. Tamam neyse dur. Gerçekten çok samimi bir şekilde şunu soruyorum yani. Şimdi şöyle bir şey var gündemimizde. Bu arada hani ben de artık yaşını başını almış insanlardan biriyim yani ve hani şu an hayatımda hiç kimse yok. Neden yok mesela? Bu çok soruluyor. Neden hayatında biri yok? Yani yok çünkü. Yani o hayatıma birinin girebilmesi için birinin olması lazım. İlk önce bir aday olması lazım. O adayın da normal, hani normal insan normlarına uyan bir erkek olması lazım. Şimdi bakıyorum mesela ne zaman işte arkadaşlarla konuşsak etsek. Ya işte şu an bir flörtüm var. İşte şu an biriyle flört ediyorum. Abi flört ne demek ya? Hayatımıza 2018-2019 civarları flört diye bir şey girdi yani. Şimdi düşünüyorum hani flört bizim zamanımızda yani bizim zamanımızda derken daha ergenken biz. Flört ne demek? Mesela şuydu bizim için flört. İşte burayı kesiyoruz. Şimdi mesela flört ne demek diye düşününce bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı. Yani ne bileyim birinden hoşlanırdın. Tamam mı? Hoşlandığın kişiyle işte bakışırdın mesela. Uzaktan bakışmalar. İşte uzaktan birbirine böyle göz kırpmalar falan filan bir şey. Ya da mesela aynı mahalledesindir. Arabayla senin evinin önünden geçerken işte bir şarkı çalması falan. Mesela bunlar flörttü. Ya da işte telefonu çaldırmalar. Bir kere çaldırırsa seni seviyorum demek. İki kere çaldırırsa bilmem. Yani neyse çok nostaljiye girmeyeceğim de. Mesela bunlar flört. Okey buna varım. Ama şu anki flört ne? Şu mesela işte biri sosyal medyadan yazıyor sana. Tamam işte diyor merhaba nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol sen nasılsın? İşte ben de iyiyim kahve içelim mi? Yani sen kimsin? Ben seni tanımıyorum ki ben seninle niye kahve içiyorum şu an? Hadi tamam okey velhasıl kabul ettik gittik falan. Kahveyi içtik orada direkt sana açılıyor çocuk. Diyor ki işte sen şöyle hoşsun sen böyle bilmem nesin. Hadi seninle işte bir şeyler yapalım falan filan. Akşam bana gidelim mi? Şimdi arkadaşlar bu flört demek değil yani. Bu açık açık, alenen, arsızca, dangalakça bir teklif. Yani insanlığımız nerede kaldı bizim? Hani normal bir muhabbet burada gülen. Burada gülen arkadaşlar var. Bir dakika. Hakaret ediyorsun ama. Abi, hakaret etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Bir dakika, burası gerçekleri konuştuğumuz bir platform mu? Değil mi? Bana öyle dendi. Ama ben arada öyle yapıyorum. Arada ama. Ben hiç yapmadım. Kafam güzelken falan. Ya yalan söylemeyin Allah aşkına. Ya bir keşke bir tane daha kamera olsa da sıfatları bir çeksem. Ben hiç yapmadım. Pop balığına döndü burada ikisi de. Yalan. Hepsi yaptı. Herkes yapıyor. Hepiniz yapıyorsunuz. Biliyorum. Hepiniz şu an yorumlara yazın yani. DM'den karşı taraf selam yazıyor. Hemen cevap bana gelsene. Konum atayım mı? Al işte ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya var. Var da. Yerseniz var yani. Hani bu açık açık tekliftir yani. Bana gel takılalım. Yarın sen benim hayatımda yoksun demektir bu yani. Neyse şimdi çok dağıtmayayım konuyu da. Şimdi kadın erkek işi şuraya geleceğim. İşte neden hayatımda biri yok? İşte bu yüzden hayatımda biri yok. Çünkü buna mal vermiyorum. Buna fırsat vermiyorum arkadaşlar. DM'den yazanlara zaten bakmıyorum. Hani DM ne demekse artık yani yazanlara zaten bakmıyorum. Mesela atıyorum mesaj atıyor biri bilmem ne. Anlıyorsun zaten niyetini. Kimse gerizekalı değil ki yani. Niyeti anlıyorsun. Niyeti anladığın için de hiç yani bakmıyorsun bile oralı olmuyorsun. Dolayısıyla hayatında kimse olmuyor. Mesela eskiden ciddi ilişkilerim vardı benim. Şu an ciddi ilişki kurabileceğim insan yok mesela. Ya bu çok acı ya. Arkadaşlar bakın evde kaldık lütfen ya. Çok acı bir hikayeden bahsediyorum yani şu an. Bilmiyorum siz de evde kaldınız bu arada. Yusuf özellikle sen evde kaldın ha? Yusuf dur ama. Zaten evin çıkmış. Kaydı kapatalım. Hayır öyle bir şey yok. Kaydı bir şey. Hayır şu an abi gerçekten ciddi bir şeyler konuşuyoruz yani. Ya burada evde kalan bir kişi benim yani. Bir de benim işte Mustafa ha. Yani gerçek dünya üzerinde ikimiz kaldık zaten bir tek artık yani dul bir de birkaç kişi daha var. Sen pardon ne dul ya? Dul. Dul Yusuf'tu ya pardon abi. Neyse bunları çok şey yapmayalım. Ondan sonrasında burada biraz kafa yediğimizi kabul edelim yani. Kadınlar da erkekler de bu konuda kafa yediler. Ha baktık ki sistem buna gidiyor. Bu sefer biz de öyle olmaya başladık. Ya ben bunun sürüncemesini yaşadım bu arada. Dedim ki herkes böyle geliyorsa ben de böyle gideyim insanlara. Ya tamam sen bana bu ciddiyetsizlikte geliyorsan ben de sana o ciddiyetsizlikte cevap vereyim dedim. Olmadı. İşte ya da gelen hani tamam kahve içelim teklifini tamam mı kabul edeceğim dedim. Kabul ettim. Olmadı. Kahve mi içtin? Kahve yok kahve içtim. Sonra? Ay sonra olmadı.
Hani baktım o flört dediğim şey bana uymuyor yani. Çünkü flört öyle bir şey değil bence hala. Bu şey gibi böyle hani Afrika'da böyle en bilmediğimiz hayvanlar vardır ya, ismini bilmediğimiz hayvanlar. Böyle avını anlamak için böyle hareketler yapan. Onlar gibiler çünkü. Bir şey konuşmuyorlar. Mesela erkeklerin çoğu zaten vücut gösteriyor sana. Garson falan yapıyor böyle. Neyse işte adam geliyor falan, kahve içiyor. Tek konuştuğu şey protein tozu. Tamam, mesela bir tanesi vardı ya Rabbim ya. Bir şey yapabilir miyim falan diye. Gerçekten öyle bak, bir tanesi var, tamam mı? Adam geldi böyle işte, tanıştık falan, muhabbet sohbet. Dedi ki bugün dedi çok kötü bacak çalıştım dedi, işte bilmem ne. Dün dedi omuz çalıştım biraz dedi, omuzumu sakatladım. Ben de diyorum ki hani madem öyle yarın çalışma. Çünkü diyor hani ben sporsuz yaşayamam falan filan. Hani dedim yarın çalışma, sakatlanırsın yani, bu insani bir şey. Aa yok dedi, deli misin dedi. Tam da şeyi işte, tam da zamanı dedi yani, sakatlanacaksa böyle sakatlansın falan filan. Ondan sonra şey roka moka bir şeyler söyledi, bir şeyler yedi. Bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Yok abi, adam da protein tozundan, işte rokadan, bacak çalışmaktan başka hiçbir şey yok. E dolayısıyla olmuyor işte. Evet. Seni bekliyor. Biraz daha şey yapabilir misin kapıya doğru? Kapıya. Masanın yüzünden masa bitiyor diye sen gitmiyorsun ama. Abi sen beni yavaş yavaş kadrajdan mı çıkarıyorsun? Beğenmedim. Aa, gidiyoruz. Muhabbeti sevdim. Nereden nereye? Mesela ikinci mevzu. Tabii bu arada şimdi burada erkeklere sadece laf söylemiyorum. Kadınlar da kafayı yedi. Hepimiz kafayı yedik. Şöyle kafayı yedik. İşte dedim ya az önce, yani sana öyle geliyor insanlar. Sana bu tarz gelince sen de diyorsun ki tamam ben de onlar gibi olayım. Olamıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Rahatlamaya başlıyorsun. Çünkü rahatlamak diye bir algı var artık insanlarda. Rahat davranmak. Rahat davranmak ne mesela? İşte bir orta abi bana ne ya? Ben istediğim gibi davranırım. İstediğim gibi içer, istediğim gibi. Ya yap. Kimse sana yapma demiyor. Kurban olduğum yap. Ama evinde yap. Şunu bence karıştırıyoruz. Bir kadının bence dışarıda ya da evinde, arkadaş ortamında ya da ne bileyim iş ortamında ya da flörtüyle birlikteyken yani biraz üsturuklu olması lazım ya. Nerede nasıl davranacağını bilmesi lazım. Nerede nasıl giyineceğini bilmesi lazım. Atıyorum mesela iki taneden sonra sarhoş oluyorsan içme. İçme ablacığım, içme. Aynı şey erkekler için de geçerli bu arada. İçmeyin abi, hoş görünmüyorsunuz. Ya ben işte dün var ya çok sapıtmışım. Aferin. Alkışlıyoruz. Yani. Hani bu çok büyük saçmalık. Yani biz rahatlığı olarak kullandığımız için, hayatımızda böyle empoze ettiğimiz için biz burada böyle bir tık bazı şeylerin ayarını, dengesini kaçırdık yani. Dolayısıyla kadınlar da bu noktada kafayı yedi. Kafayı yedi. Gidiyorlar erkekle, mesela para avcıları çıktı. Kimseyi yadırgamıyorum bu arada. Herkesin kendi hayatı. Abi bana ne yani? Beni hiç alakadar etmez. Ama konuşmayacağımız anlamına gelmiyor. Ve kadınlar rahatlık anlamında işte atıyorum sevişmekse ben de sevişirim abi deyip onlar bu sefer erkek tavlamaya başladığı için erkekler de kadınları öyle görmeye başladılar. Ve dolayısıyla böyle beyinler bir andı artık böyle işte Mustafa gibi, ben gibi böyle bekarlar ve Yusuf gibi dullar ortada kaldık arkadaşlar. Günün sonunda hep oraya bağlıyor değil mi? Yalnızlıktan kafayı yemiş. Hayır, altta numara çıkıyor. Ya bunu yapmayın arkadaşlar. Bu çok çirkin ya. Çok çirkin yani. Biz insanlığımızı unuttuk yani. Bu yüzden insanlığımızı unuttuk. Artık muhabbet edemiyoruz yani. İki tane böyle iki insan bir araya geldi mi sohbet edemiyor ya. Bir kahve içeceksin, bir şey konuşacaksın. İlla muhabbet dönüyor, dolaşıyor, cinselliğe geliyor. Ya biz ne ara geldik? Yıl oldu 2020 ya. Gözünüzü seveyim artık. Cinsellikten başka bir şey konuşun yani. Kafanın genişlemesi, zihniyetin genişlemesi ya da işte bazılarının tabirinde işte biz çok batılıyız, biz çok Avrupa'yız ya da biz çok sosyeteyiz, böyle şeyleri konuşmak çok doğal. Ya tabii ki doğal. Ama sen her oturduğun insanla, her oturduğun ortamda cinsellik konuşursan ben düşünürüm senin bir problemin mi var diye yani. Ben düşünürüm. Bir problemin mi var? Demek ki var zaten. Bu 2 kere 2 4 bu arada. Ondan sonra ne diyordum abi? Cinsellik. Aklımda pek kalan şey. İşte gördüğünüz gibi yani arkadaşlar. Dönüp dolaşıp mevzu cinsellik geliyor. Ya neyse, çok sıcak bu arada burası ya. Yapımcımız sağ olsun bize böyle bir hani bir vantilatör gibi bir şey. Geçtik klimayı. Yani bir vantilatör almıyor kendisi. Neyse. Geçen aradı, ikinci el bulamadı. Ciddi misin? İkinci el mi aradı? İkinci el aradı. İkinci el aradı. Abi korona var. Korona var. Alma boş ver daha. Bana bir tane yelpaze alın bana yeter yani. Ha bu arada daha neler, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diyeceğim şu ki artık kimseyle ne muhabbet edebiliyoruz ne sohbet edebiliyoruz. Artık insanlarda şu algı var. Ya ben artık kiminle sevgili olayım ki? İşte ben kiminle bir şey yaşayayım ki? Öf. Bir daha tekrardan insanlara kendini anlatacaksın da, onu tanıyacaksın da, o seni tanıyacak da.
O ne demek ya? O ne demek yani? Tabii ki tanıtacaksın, tanışacaksın ya. Bir ortama girdiğin zaman ilk defa bir ortama giriyorsun? Ya da bir tek sen kadınlara mı kendini anlatıyorsun? Ya da kadınlara söylüyorum. Bir tek erkeklere mi kendinizi tanıtıyorsunuz yani? Yok. Bir ortama girdiğin zaman anlatıyorsun ya, ben kimim? İşte sen kimsin? Ne yapıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun? Falan. İşte neyden hoşlanırsın ya? Bunlar spontane muhabbet konularıdır yani. Ama ben artık kimseyle uğraşamam. O yüzden... Hiç uğraşamayacağım. Tamam gelsin abi, olmadım, hadi gitsin. Tahammülümüz sıfır. Kimseye tahammülümüz yok. Cesareti yanlış algılıyoruz. İşte gidip birine açılmak mesela. Patadalak gidip bir şey söylemek. İşte ben seninle sevişmek istiyorum. Ya da ben seninle bilmem ne. Bacağın ne güzel. Arkadaşlar bunlar dangalaklıktır yani. Bunların cesaretle, bunların doğru sözlülükle bir alakası yok yani. Siyaset meydanına mı bağlı biraz? Niçin tek gecelik ya da işte öyle derler ya yani one night stand. Niçin tek gecelik birisine gitmeyi tercih ediyorsun mesela? Tabii tabii ihtiyaç yani tamamen. Ya ihtiyaç. Yorulmamak için yani. Çünkü diğer ilişki çok yoruyor yani, çok emek istiyor falan. Emek istiyor. Evet. İşte ben de tam olarak bunu söylüyorum. Emek ya. Vermeden azra konmak. Aslında bir şey emek istemiyor ya. Bizim doğamız gereği yani. Biz insanlar konuşarak ya anlaşıyoruz yani. Konuşarak anlaşıyoruz. Ha ama sen şunu dersen o başka bir şey. Yani işte ben gideceğim biriyle tek gecelik takılacağım. Ne yapıyorsan yap. Kadın da öyleyse okey yani. Ama benim derdim o değil. Şimdi sen karşındaki kadının öyle bir kadın olmadığını anlayıp ona rağmen o kadına öyle yaklaşırsan bu senin şerefsiz, alçak, tam namussuz olduğunu gösterir yani. O kadar da değil. Şöyle reklam girsin hemen. O kadar da değil. Mesela sosyal medya. Bence zaten her şeyin başı oraya dayanıyor ya. Sosyal medya çıktıktan sonra her şeyin rengi değişti. Bir kere mesela sana şunu soracağım. En son üzüldüğün ilişkini hatırlıyor musun? Hani bittiği için üzüldüğün ilişki. Evet. Ne zamandı? 2016. 2016. Bir daha üzüldün mü? Yok. Çünkü neden? Artık her şey tüketim çağındayız yani. Ayşe gidiyor. Aman Ayşe gitsin, zaten Fatma bekliyor orada. Hop Fatma geliyor. Fatma gidiyor. Hop bilmem ne kim gelsin, o geliyor. Çünkü artık zaten duyguları kullanmıyoruz ya. Bu arada bunu hepimiz yapıyoruz yani. Ben şimdi kendimi ayrı tutmuyorum bu durumdan. Ben de yaptım bunu yani. Artık kimse kimseye ne üzülüyor, ne kendini zaten o kadar açıyor, ne bir emek sarf ediyor, ne bir şey. Yani sosyal medyanın biraz böyle de bir tarafı oldu yani bize. Ha. Şimdi kadın erkek ilişkilerinde bu arada bir tek kadınları böyle savunup da hani erkekleri gömmek gibi bir gayemiz yok. Dediğim gibi yani kadınlar zaten bu konuda kafayı yemiş durumda ama bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunu erkeklere sorsanız kadınların yüzünden der, kadınlara sorsanız erkeklerin yüzünden der. Ama gerçekçi baktığınız zaman şimdi bu dünya bir erkek egemen dünyası. Tamam mı? Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Komple yani bütün dünya. Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla biraz erkeklerin sözünün geçtiği yerde kadının tek başına maalesef vasfı olmamış. Yani yüzyıllardır olmamış, hala da yok. Dolayısıyla biraz evet erkeklerin yaptığı bu saçma sapan yaklaşımlardan, dönüşümlerden dolayı kadınlar bazı şeylere evriliyorlar. Yani rahatlamayı biz biraz erkeklerden gördüğümüz yaklaşımlara göre rahatladığımızı düşünüyoruz. İşte atıyorum o seni kısıtlamaya çalışıyor. Sen diyorsun ki sen beni kısıtlayamazsın deyip açılıyorsun mesela. Açılmaya başlıyorsun. Sen bana bunu diyemezsin mi diyorsun? Tamam çıkartıyorum diyorsun. Çıkartıyorum. Çıkartıyorum ben. Şimdi mi yayında? Yok yok hayır yayında değil. Daha reyting için onları yapmıyoruz. Sanat için soymuyoruz. Yani dolayısıyla evet biraz erkeklerin yön vermesi var bu durumda. Bir de arkadaşlar konumuzdan bağımsız ama aslında bağımlı olan size bir şey söyleyeceğim. Feminizm nedir Mustafa? Biliyor musun feminizmin... Hayır niye bana sordun ya? Ya tamam hayır. Her bu konuk dururken. Gerçekten ya. Feminizm nedir yani? Biliyor ya musun mesela? Feminizm bana göre yani çok tasvip etmediğim bir şey. Yani ki olmasa. Çünkü kadınların sadece sanki dünyada kadın varmış gibi ve karşı cinsi tamamen yok sayarak, aşağılayarak falan bir algı, bir ideoloji gibi geliyor bana. Yani. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Yusuf? Evet. Feminizm ırkçılıkla aynı şey. Irkçılıkla aynı şey. Evet. Şimdi... Türcülük yani. Türcülük. Evet. Anladım. Feminizm, ırkçılık benim için aynı şey. Ben feminizmin ne olduğunu size sosyolojik olarak açıklayayım mı? Tarihsel boyutunu. Açıklayayım. 18. yüzyılda Fransa'da filozoflar ve kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha sonraki yüzyıllarda da toplumda yandaş bulan, kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkeklerle eşit olduğunu savunan bir sosyal altyapı feminizm. Peki şu an öyle mi? Feminizm ne demek? Feminizm bu demek. Yani hani şu an aslında gerçek feministlerin savunduğu şey şu. Kadınlar da erkeklerle fiziksel olarak değil, siyasal ve toplumsal haklar olarak eşit konumdadır diyor aslında gerçek feministler. Ama şimdi erkeklerin öyle bir şeyi var ya, bu da feminist, bu da bir tek kadın sevici, erkeklere düşman. Feminist demek erkek düşmanı demek değil arkadaşlar bu arada. Yani onu da söylemek istiyorum. Öyle şimdi... değil ama şu anki bütün hareketler sence öyle değil mi?
Yani çünkü bilinçsizlikten dolayı. Yani bu feminizm işte... Doğruluğunu bilmeden o zaman savunuyorlar şu an. Onu diyor ama bak mesela sorduğun zaman, bu arada hani sizle alakalı değil bu. Kime sorarsan sor aşağı yukarı feminizm için aynı şeyi söyleyecek. İşte kadın savunuculuğu feminizm. Hayır değil abi. Bir kere zaten şunu savunmak çok saçma yani. Bir kadın bir erkekten fiziksel olarak tabii ki daha başka bir konumda yani. Fiziksel olarak eşitliği kimse bekleyemez yani. Bu doğaya aykırı yani. Böyle bir şey zaten yok. Fakat haksal olarak aynı eşit konumdayız. İnsan bir kere yani. İnsan denen bir olgu var arkadaşlar. Yani sen bunu şimdi flörtten başlayıp nasıl buraya bağladım? Şu yüzden buraya bağladım. O kadar iğrenç haberler okudum ki geçen gün. Böyle bakıyorum işte kızların annelerine yaptığı şiddet haberleri, sapık haberleri, tacizci haberleri, o haberleri, bu haberleri, öldürülen kadınlar. Erkeklere de yapılan tabii ki birçok haber var. Hani bunları çok yansıtmıyoruz belki, görmüyoruz. Çünkü toplum olarak, dünya olarak kadını daha böyle alt olarak gördüğümüz için dolayısıyla bunların haberleri daha dramatik oluyor ve daha çok gün yüzüne çıkıyor. Şimdi bunları böyle gördükçe gerçekten dönüp dolaşıp buna geliyorum. Yani aslında feminist, gerçek feministlerin, ilk önce insanlar bunu bir öğrensin. Feminizm ne demek bunu bir öğrensin. Ve gerçek feministlerin bir sözlerine bir dikkat edin yani. Şuraya bağlayacağım. İstanbul Sözleşmesi diye bir yasa var, bir hukuk var. Aslında ne zamandı ya? Ne zaman imzalanmıştı İstanbul Sözleşmesi? 2004-2008 yani. 2000'lerin başı diyelim. Şimdi tam tarih bilmiyoruz tabii. Yani hiçbirimiz politikacı değiliz burada. O tarihlerden beri imzalanmış, aslında şu an yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi diye bir şey var arkadaşlar. Lütfen bir açıp okuyun. Ya sadece bu sözleşme değil yani. Bunu okumak da değil ya. Yani. Buna asla inanmıyorum bu arada. İşte İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Evet yaşatır. Ama bilinçli bir toplumu yaşatır yani. Bizim biraz bilinçlenmemiz gerekiyor. Okey, YouTube'dayız şu an, eğleniyoruz falan filan bilmem ne, ama bir dönüp bunlara da bakın istiyorum ya. Yani bir İstanbul Sözleşmesi nedir bir bakın. Feminizm gerçekten nedir bir bakın. Kadın ne demek, erkek ne demek bir bakın. İnsan olmak ne demek, buna bir bakın arkadaşlar. Yani bu sadece kadın erkek ilişkilerinde değil yani. İnsanlığı eğer esas alırsak gerisi hikaye ya. Gerçekten gerisi hikaye. Arkadaşlık ilişkisinde de, eş ilişkisinde de, işte ne bileyim iş hayatında da, dışarıda da, toplumda da, metrobüste de, evinde de. İnsan olmanın ne demek olduğunu bilirsek eğer, gerçekten daha başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok yani. Geri her şeyi boş verin yani. İnsan olmak, insan olmakta kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Öpüyorum. Görüşürüz.